onun namazı hasır üzerinde bazen toprağın üzerinde namaz kılan bir peygamber namazı Allah Resulü Aleyhisselam ikame ediyor ashab-ı kiram onu namazda görüyor peygamber Aleyhisselam onları namaza davet ediyor ekimus sala namazı ikame edin namazı ikame etmek niçin kardeşlerim bu kadar önemli namaz. Namazla ruhunuzu temizliyorsunuz. Namazla ruh aranıyor. Surette değil, hakikatte bir namaz kılıyorsunuz. Namazın hakikatine ermek demek, kalbinizi masivadan temizlemek demek. Eğer masivadan kalbinizi temizleyebildiyseniz, yani namaza başlarken Allahu Ekber diyorsunuz. Allah Teala'nın azametini tefekkür ediyorsunuz. Öyle abdest aldınız, camiye yürürken bütün bu manaları düşündünüz, tefekkür, tezekkür ettiniz. Kalbiniz arındı. Şimdi Kur'an okuyorsunuz. Doyamıyorsunuz Kur'an okumaya. Uzun kıyamlarınız var. Hani namazdan sıkılıyorsanız, problemler de namaza başlamanızda sorun var demek kardeşlerim. Bir sofra düşünün. Çok güzel baklavalar var, tatlılar, şerbetler var. Koydular sofraya, bir bayram günü bir yere gittiniz, böyle bir sofra var. Ama sofrada böyle pis şeyler var, artıklar var, efendim yemek artıkları, başka artıklar var. Onlar orada duruyorlarsa, o baklavaları orada lezzetle yiyebilir misiniz? Gönül rahatlığıyla oraya oturabilir misiniz? Önünüzde o artıklar varsa mideniz bulanacak. Göz günaha bakıyor. Günah televizyondaki ahlaksız programları dinliyor. Ağız malayani şeyler konuşuyor. Her tarafta zihin ve ruh böyle necaset akıyor. Kalbimiz kirleniyor. Peki Allah'ın ayetlerini namazda okurken daralıyorsan sorun nerede? Göz, kulak, bütün o alıcılar. Hasselerden ruha günah akıyorsa ayetleri okurken daralıyorsun. Tıpkı o leziz tatlıları, baklavaları sofraya koydular ama orada pislikler var, fare, ölüsü var vesaire var. Oturabilir misiniz? Elbette oturamazsınız. Ama kalbinizi temizlediniz, kulaklarınızı temizlediniz, tövbe ettiniz, istiğfar ettiniz, Allah Ekber <laughs> diyorsunuz, o ayetleri okuyorsunuz. Namaz sizi sevk ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Siz bu ayet okuyorsunuz, bu ayet sizi yetim malı yiyenlere karşı bir duruş almaya davet ediyor. وَآتُوا الْيَتَامَ اَمْوَالُهُمْ onlara karşı bir mücadele başlatıyorsunuz yetimin malına uzanan elleriniz kırılacak diyorsunuz. O malları onlara verin diyorsunuz. Ve ma la tuqatilun fi sabilillah vel mustadafin min er rijal nisa. Bu ayeti okuyorsunuz. Nerede mazlumlar, nerede muzdaripler varsa Kur'an Hakim onlar için sizi mücadeleye davet ediyor. Ruhunuzu temizlediniz. Namazda bu ayetleri okuyorsunuz. Selam veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben Doğu Türkistan için bir şeyler yapmalıyım. Ben Arakan için, ben Suriye için, ben Lübnan'da ezilen müminler, Müslümanlar için orada bir bölge var. Trablus, Şam. Orada Müslümanları yok etmek istiyorlar. Osmanlı'nın bakiyesi, Müslümanlar var orada. Sultan Abdülhamit'in bağları var orada. Nerede alemin, alemi İslam'ın neresinde ehl Sünnet Müslüman varsa Onlara zulüm ediyorlar. Nerede azınlık var? Nerede eli sünnetin düşmanı varsa, onların önüne açıyorlar. Onlara iktidar veriyorlar. Ama nerede mazlumlar varsa, ayetleri okuyorsunuz, ayet seni mücadele vermeye davet ediyor. Ayağa kalk diyor. Sen bir Müslüman olarak çok şey yapabilirsin. Şimdi bırak, ona çağrıda buna çağrıda bulunmaya. Sen kendin kardeşim, mahşer günü Rabbim huzuruna gelince sana seni soracaklar, bana beni soracaklar. Bana Rabbim diyecek ki sen kürsüye çıktın, minberde oldun, benim ayetlerim ne kadar anlattın, sen bunlar ne kadar yaşadın, elhamdülillah ben gücüm yettiği kadar kardeşlerime diyorum ki Çin malı alma, şu mal ne kadar şu kadar Çin malı, yerli malı ne kadar? 2 lira fazla. Ama bunu kesinlikle almayacağız. Daha fazla olsa bile almayacağız. Neden almayacağız? 2 lira fazla vereceğiz. Yerli malını alacağız. Yarın o Müslüman kadınlar Doğu Türkistan'da mahşerde bizi gösterdiği zaman bu Müslümanlar 2 milyarlık alemi İslam sessiz kaldılar Allah'ım dediğinde kendimizi nasıl müdafaa edeceğiz? En azından şunu söyleyeceğiz. Ya Rabbi, evet bir şeyler yapamadık ama şunu yaptık. 2 lira daha fazla verdik. Çin kafirinin malını almadık. Yalnız başımıza onun ekonomisine ne kadar darbe vurabilirsek onu yaptık ya Rabbi. Bunu diyelim kardeşlerim. Mahşerde sorulacak sana, sorulacak bana.